Merhaba arkadaşlar, ben Gazan Tepe'yim, işte Mehmet Usta'dan Yunus. Her gün dediğim gibi farklı bir videoyla yüklüyoruz. Bugün de yeni etlerimizi dizdik. Bugün de size sırttan yapacağımız eti tek parça halinde pişireceğiz. Eşsiz bir lezzet olacak. Şöyle göstereyim yine bilmeyenler için. Şu küşlemelerimiz, şu sırttan yaptığımız etlerimiz, şu beyaz etimiz, kapak etlerimiz ve diğer et çeşitlerimiz. Şimdi ben şuna tuz atarak, bunun üzerinde sinir olur, zar olur, bu alınır. Şurası ince bir zar olur, alındıktan sonra hazır bir hale gelir. Alt tarafı da bu şekilde, o da tat verir ona, hafif kendi yağı olduğu için çok az zaten. Şöyle çekeyim, uzatayım. Görüldüğü gibi bu şekilde. Şimdi bunu tek parça halinde ılık ateşte pişerse hem içi pişecek hem dışı. Ama kızgın sert ateş olursa sadece içi pişer, dışı pişer, içi çiğ kalır. Şimdi bunun da hem içini hem dışını güzel bir şekilde pişirelim. Bizi sapladık aşağıda, yukarıya çıkarttık mutfağımıza. Şimdi ocağımıza atıp pişireceğim. Ve harika bir sunumla bunu keseceğiz. Şimdi diğer günlerde kıyma çeşitlerimizi de çekmeye başlayacağım. İşte simit kebabı nasıl olur? Acılı kıyma, sade kıyma nasıl olur? Kullandığımız etler. Bunlar da bilhassa tek tek dediğim gibi haftanın 5 günü 5 video atıyoruz. Bunları sıralı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi bunu pişireceğim. Tek parça halinde çekeceğim. Doğrayacağım. Ve birlikte göreceğiz. İşte diğer günlerde şeyi düşünüyorum. Tüm olarak kuzuyu tek parça getireceğiz. Bunun hangi bölümünü kullandık, hangi bölümünü yaptık. Farklı farklı ilerleyen bölümlerde farklı şeyler yapacağım. Yani hangi bölümden ne çıkarttık, neyi neye kullandık. Kebaplık olarak ne kadar çıkar. Orada tam detaylı daha iyi bilgi vereceğim. Bu sırt eti nasıl olur, nereden çıkar? Hepsini size görüntülü bir şekilde onu anlatacağım. Göstereyim. Yavaş yavaş pişiyor. İşte merak edilen en çok simit kebabı. Simit kebabı nasıl yapılır? İşte gelen müşterilerimizin şeyi bildiğimiz simidi soruyorlar. Ama öyle değil, ince bulgura, küçük bulgura Antep'te simit derler. Onunla hazırlandığı için adı simit kebabıdır. Yani 40 yıllık, 50 yıllık bir yöresel bir kıymadır. Onların da detaylı anlatımını size diğer günlerde videolarda vereceğim. Dediğim gibi eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yazmayı ve paylaşmayı. Çünkü daha fazla kitleye ulaşmak için bunlara ihtiyacımız var. Etimiz hazır. Şimdi çekelim. Hazır. Şöyle göstereyim. Alabilir miyim? Şimdi hazır. Görüldüğü gibi şimdi içerisinde çok iyi pişmiş durumda olacak. Suyunu kaybetmemiş her şey içerisinde. Valla iyi oldu. Şimdi bir parasını alalım. Bir şey var mı? Yok. Bir şey var mı?
görüntü bu şekilde. Gördüğünüz gibi hazırladık. Bunu da sırt kısmından yaptık. Dediğim gibi yarın kıyma çeşitlerimiz olacak. Farklı farklı çekmediğimiz şey. Dediğim gibi yarın da farklı bir ürünü şey yapacağım. Dediğim gibi eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu eğer paylaşırsanız daha farklı kitlelere ulaşmamızı sağlarsınız. Eğer yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep Kızılay Kan Merkezi karşısında Güçlü Mehmet Hüseyin mutlaka beklerim. Hoşçakalın.